Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Bağcılar'dan devam ediyoruz efendim. Bay Efendi Otoservis'te sizler için konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Serkan Sarıkaya bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba. Bir buçuk yıl kadar oldu burayı açalı. Nasıl karar verdiniz? Ya işte kendi arabalarımız vardı. Onları yapmak için bu müesseseyi açmak istedim. Çok şükür iyi de gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sıkıntımız yok. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz araçlara? Araçlara mekanik, kaporta boya, bunun gibi işlemlerimiz var. Yani aracın her türlü arızası, bakımı, kaporta hasarı, boyası gibi işlemleri yapabiliyoruz. Evet. Peki hangi marka araçlar geliyor? Volkswagen grubu yapıyoruz. BMW grubu, Seat, Renault, Peugeot. Bu tarz araçlara daha öncelik veriyoruz. Evet. Yaptığınız işlemler peki garantili mi? Tabii ki. Yani herkes gibi biz de arkasında duruyoruz. Sektörde pek sıkıntılar var mı Serkan Bey? Maske çözümleri neler size göre? Ya sektör aslında iş. Pandemiden dolayı biliyorsunuz. Evet. Milletimiz, yavaşlama oldu. Tabii yavaşlama var. Yoksa işimiz güzel. Çok şükür ama işte milletin maddi durumu biraz ağır olduğu için, zayıfladığı için.
biraz zorlanıyor herkes. Sektörünüzde etkilendi tabii ki. Tabii bu hizmetleri verirken profesyonel bir ekipten destek alıyorsunuz. Tabii ki. Herkes alanında uzman. Ustalarımız. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 10 kişi. 10 kişiyle çalışıyorsunuz. Bunların içerisinde hangi dallar var? Şöyle, 4 tane ustamız var, mekanik ustamız. Evet. 4 tane kaporta boya ustamız var. 2 tane de bir tane dışarıyı kovalayan, hani dışarı işlerimizi yapan bir tane de muhasebecimiz var. Evet. Peki son günlerde daha çok hangi sorunlarla geliyor müşterilerimiz? Yağ kaçakları, işte ön takım, kazalar biliyorsunuz İstanbul'da bitmiyor. Evet. En çok onlardan dolayı. Peki yol yardım hizmetinizde var mı? Tabii çekicimiz var. Yani 7/24 hizmet veriyoruz çekicide. Bize ulaşıyorlar. Tabii bize ulaşıyorlar. Ben de yönlendiriyorum çekicimizi. Gönderip aldırtıyorum. Peki araçları tarif ettiğiniz günde teslim ediyor musunuz? Tabii ki. Yani gün belirliyoruz. Misal 2 gün, 3 gün gibi. Ya da bir gün içerisinde yapabileceğimiz araçları. Ona göre teyitleşiyoruz. Teslimini yapıyoruz. Peki kurumlara hizmetiniz var mı yoksa şahıslara mı? Şu anda şahıslar var. Kurumlar yok. İlerleyen zamanlarda olur inşallah. Peki sektörde yenilikler bitmiyor tabii ki. Siz nasıl takip ediyorsunuz bu yenilikleri? Tabii şimdi her şekilde sistemli bilgisayarlarımız var. Evet. Yani arıza tespit cihazlarımız var. Analiz yapan. Tabii. Onunla ilgilenen ustamız var. Yani nasıl diyeyim? Misal arabanın ABS'si yanıyor, onu çözebilecek sistemli bilgisayarlarımız hepsi ayrı ayrı. Evet. BMW'si, Audi'si, onların ayrı ayrı bilgisayarları var tabii ki. O sistemle onlardan da yardım alarak da ilerliyoruz. Bay Efendi Otoservis'te A'dan Z'ye aslında bütün sıkıntıları çözüyorlar. Evet. Değil mi? Ara sahipleri burada evet. Güvenli bir şekilde yola aynen hazırlıyorlar. Mutlu etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ne güzel, tebrik ederiz. Peki sektörde hedefleriniz var mı? Varsa bunlar neler? Şimdi tabii ki herkesin olduğu gibi biz de daha da büyümek istiyoruz. Evet. Yani daha büyük bir yer, daha kapasiteli. Burası biraz ufak geliyor zaten. İlerleyen zamanlarda bunu da yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. Biz de Bay Efendi Otoservis'e ve ekibine başarılarını devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere.